Merhaba Go severler. Bu videoda size Go programlama dilinin standart kütüphanesi hakkında bazı şeyler açıklamaya çalışacağım. Bu standart kütüphane nedir, neden kullanırız ve neden öğrenmeliyiz ve uzmanlaşmalıyız hatta bunun üzerinde ve ne tür faydalarını görürüz gibi konulara değineceğim. Öncelikle standart library konusuna geçmeden önce kafalardaki karışıklığı düzeltmek için şunu söyleyeyim. Library ve framework birbirinden biraz farklıdır. Framework kendi içerisinde bir mimariyle birlikte gelir. Sadece kod kütüphaneleri değildir. Library ise kod kütüphaneleridir. Aslında bir araç setidir. Bizim kullandığımız programlama dili için geliştirilen kütüphaneler bizim işimizi kolaylaştırır. Ve bazı işleri yaparken bizim gereksiz kod yazmamızı engeller. Bu şekilde de, bu sayede de daha hızlı uygulamalar geliştirebiliriz. Yani geliştirme süresini kısaltır. Ve tabii ki farklı konular detaylara indikçe yazılım teknolojileri uzmanlık gerektirir. Ve o alanlarda uzman olan insanların geliştirdiği library dediğimiz kütüphaneler daha performanslı, güvenli ve daha iyi çalışan sonuçlar üretebilir. Bu nedenle library önemlidir. Framework farklıdır. Mesela Java, Microsoft'un C# ve .NET mimarisi dediğimiz mimari ve daha birçok bu şekilde framework yapısı vardır. Bunlar kendi içerisinde birer mimariyle gelir. Bunlara girmeyeceğim konuyu dağıtmamak için. Onlar farklı. Ama standard library modern programlamada, daha doğrusu library dediğimiz kütüphaneler modern programlamada aslında olmazsa olmaz dediğimiz kavramlardan biridir. Bazen çok küçük library'ler kullanırız. Çok basit işlemler için. Bazen de çok büyük gelişmiş library'ler kullanmamız gerekir. Bu nedenle şimdi Go programlama diliyle birlikte gelen standard library'e odaklanacağız. Standard library Go geliştiricileri, Go tasarımcı ekibi tarafından Go programcıları için geliştirilen yardımcı bir araç setidir. Slide'ımızın bir sonraki ve hatta son slide'ında şu şekilde özetleyebiliriz. Go bizim için Google tarafından geliştirilmiş bir programlama dilidir ama aynı zamanda da bunu geliştirmelerinin temel sebebi kendi sorunlarını çözmektir. Bu nedenle yüksek performanslı bir programlama dili geliştirmeyi hedef olarak koyuyorlar ve bu şekilde çalışmalar sürekli devam ediyor. Performanslı olmayan herhangi bir algoritma ya da yöntem dile eklenmiyor. Bu temel kural. Standard library de aynı şekilde Google tarafından geliştirilen ve Go diliyle birlikte açık kaynak olarak GitHub üzerinde sunulan bir projedir. Programlama dili altyapısıdır diyebiliriz. İnsanlar şu an 1200'ün üzerinde contributor var. Yani destekçi var. Kod yazıp bug fix yaparak bu standart library ve Go dilini geliştirmek için destekte bulunan insan var. Açık kaynak olması önemli çünkü bu kaynaklara siz de GitHub üzerinden erişerek bu kodları indirebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bu kodu yazan uzman Google mühendislerinin bakış açılarını da öğrenebilirsiniz. Kodlama yöntemlerini inceleyebilir ve öğrenebilirsiniz. Bir nevi Google'ın ve diğer birçok contributor'un, ki bunları arasında Intel de var, Intel'de çalışan ekipler de var ya da diğer büyük firmalarda çalışan ve Go kullandığı için bu alanda bazı ihtiyaçları olup bunları Go ekiplerine, Go geliştirici ekiplerine bildiren insanlar var. Bunların da bakış açılarını ve tecrübelerini öğrenmiş oluyorsunuz bu sayede. Mesela Google'da çalışan bir senior engineer nasıl kod yazar,
Yani kod yazım standartı nedir? Bunları görebilirsiniz. Ve yüksek performanslı algoritmalar sunar standart library. Bunun temel amacı şudur. Öncelikle bunu biraz incelemek gerekiyor. Yüksek performanstan kastımız temel işlemleri yapar Go Standard Library. Size çok detaylı bir altyapı sunmaktansa çekirdek bir kütüphane sunmayı tercih eder. Mesela bir C# geliştiricisi .NET Framework ile çok fazla şey yapabilir. Çünkü onun amacı farklıdır. Kurumsal amaçla geliştirilmiştir. Kurumsal uygulamalar geliştirmek için de çok fazla şeye ihtiyacınız vardır. Ve bu da geniş bir sektör. Ve aynı şekilde Java, Java'nın JDK'sı diyelim. Bunda da çok fazla altyapı vardır. Bunların çoğusunu kullanmazsınız ama gene bilgisayarınıza yüklemeniz gerekir vesaire gibi. Bu nedenle Go geliştiricileri bu olaya farklı bakıyor. Diyor ki bir standart library diye bir şey yapalım. Bu çekirdek ihtiyaçları en temel düzeyde, gerekli düzeyde karşılasın ve bunu çok yüksek performanslı yapsın. Bunun haricinde olan şeyler de open source camia, topluluk tarafından geliştirilebilir zaten. Frameworkler olabilir, ufak tefek kod kütüphaneleri, library dediğimiz küçük kütüphaneler ve package'lar şeklinde bunlar geliştirilir zaman içerisinde. Ki zaten şu an piyasada çok fazla hem library var hem framework var. Bu nedenle bilmemiz gereken en temel şey standart library bir çekirdektir. Ve çekirdeği bilmek zorundasınız eğer profesyonel bir Go geliştirici olmak istiyorsanız. Aynı zamanda bu söylediğim şey standart library neden önemlidir ve neden öğrenmelisin sorusunun da cevabıdır. Şöyle düşünün. Eğer uzmanlaşmak istiyorsanız diğer bütün Go frameworkleri ve kütüphanelerinin altyapısını oluşturan bu standart library'nin nasıl çalıştığını ve neyi desteklediğini, neleri sunduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu nedenle öğrenmelisiniz. Ve bunların kaynak kodları açık olduğu için çok rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Ben şimdi birkaç web site adresi üzerinden bazı şeyler anlatacağım. Burada golang.org üzerinden dikkat ederseniz çok sade bir görüntüyle bir packages alanı var. Aslında bizim standart library dediğimiz şey packages dediğimiz paketlerden oluşan bir alan. Burada her package'ın yanında sağ tarafında ne işe yaradığı ve neden kullanıldığı gibi basit ve temel düzeyde anlatımlar var. Bunları inceleyebilirsiniz. Neler yaptığını çok hızlı bir şekilde görebilirsiniz burada. Mesela biz şu anki serinin yani standart library kurs serisinin ilk bölümünde ilk video kursu içerisinde arşiv package'ını inceledik. Bu arşiv package'ında mesela zip ve tarı kullandık. Tarla bir şeyler oluşturduk, tar dosyası oluşturduk, onu okuduk. Zip'le de bir zip dosyası, sıkıştırılmış bir zip dosyası oluşturup aynı zamanda bunun extraction işlemini yaptık. Yani bir zip dosyasından nasıl dosya çıkartılır programatik olarak bunu yaptık gibi. Mesela buff.io aynı şekilde bunları da inceledik. Built-in mesela. Built-in package alanı biraz enteresan mesela. Bu dile gömülü olarak gelen function'ların bulunduğu bir alandır. Yani bunun için Go'ya bir import yapmanıza gerek yok. Çünkü bunlar temelin de temeli olan ihtiyaçlar olduğu için dile gömülü bir şekilde geliyor. Basit basit şeyler var ama bunlar olmazsa olmaz kullanmak zorunda olduğumuz şeyler oluyor genellikle. Çok basit. Mesela len. Bir tip var elinizde. Bunun içerisindeki eleman sayısını ya da bir string var. Bunun içerisindeki karakter sayısını öğrenmek istiyorsunuz.
len function'ına parametre olarak verdiğinizde onun içerisinde kaç karakter olduğunu size dönüyor. Bunun gibi şeyler var. Bunları kurs içerisinde detaylı bir şekilde anlattık. Ayrı ayrı örneklerle. Burada sadece özet geçiyorum. Mesela kriptografi işlemleri bir programlama dilinde çok önemlidir. Burada da temel ihtiyaçların hepsi tamamlanmış durumda. Crypto package ile bizim standart kütüphane içerisinde. IS, Chipper, DES, DSA ve çok popüler olan MD5 mesela ya da RSA ile SHA-1, bunlar aktif olarak desteklenen özellikler. Bunu da gene bizim kurs serimiz içerisindeki bir kursta anlatıyoruz. Mesela database işlemleri. Burada temel bir database package'i var. Biz bunu kullanarak temel ihtiyaçları uygulayabiliyoruz. Ama bildiğiniz gibi eğer programlama tecrübeniz varsa bunu biliyorsunuzdur. Bir database süreci, database işlemleri çok çok detaylıdır. Yani buna özel bir framework yazsanız bile ki bununla ilgili çok fazla var. Gene de tüm işlemleri tam olarak karşılayamayabilirsiniz. Çünkü çok geniş bir alan. Bu nedenle database package'i temel ihtiyaçlar için yapılmıştır. Temel özellikleri barındırır. SQL sorguları yapmanız için geliştirilmiş bir package vardır. Onun da altında bir driver var. Driver'da da bir interface sunuyor bize ve diğer database driver'ları ile birlikte bu paket üzerinden çalışılabiliyor. Mesela GORM var bununla ilgili. GORM. Onu kullanarak çok detaylı uygulamalar yapabilirsiniz. O da altyapıda gene database SQL package'ini kullanıyor. Mesela database, bununla ilgili bir kaynak daha göstereceğim. Onları da incelersiniz. O göstereceğim bütün library ve framework'lerin hepsi aslında buradaki standart library üzerine geliştirilmiş genişletme altyapılarıdır diyebiliriz. Debug işlemleri, encoding, mesela encoding ile ilgili çok fazla iş yapıyoruz aslında. Hem modern uygulamalarda hem de altyapı uygulamalarında. Biz de bu standart library video kurs serisi içerisinde encoding package'ini detaylı bir şekilde inceliyoruz. XML, JSON, CSV ve diğerleri, bunları inceleyerek birçok farklı uygulama yapıyoruz. Yine bu şekilde hash var, HTML var. HTML ve template, bu da HTML işlemlerini gerçekleştirebilmemiz için kullanmamız gereken bir package. Web tarafında çok yaygın olarak kullanılır. Ve Go'nun web framework'leri de altyapıda yine bunu kullanır. Image işlemleri için kullanacağımız temel bir package var. Mesela GIF, animasyon dosyaları oluşturma ya da diğer resim dosyalarını işleme gibi şeyler var. Mesela bir görüntü işleme projesinde bunu kullanmam gerekiyordu. Bunu kullandık. Tabii bir de bunun üzerine yazılmış tonlarca library var. Ufak tefek, irili ufaklı. Ama bunların hepsini birleştirdiğinizde çok ciddi projeler ortaya çıkabiliyor. Benzer şekilde IO ve IO Util Package'i. Bunu da yine kurs içerisinde kullandık. Bir şeyin çok fazla, çok farklı yöntemleri var. Bir dosya oluşturmanın, gidip file package ile de bunu yapabilirsiniz. IO package ile de farklı yöntemlerle bu şekilde yapabilirsiniz. Bir dosya okuma gibi işlemler falan. IO işlemleri adı üzerinde. IO Util, IO'nun yardımcı araçları gibi düşünebilirsiniz. Net alanı, dikkat ederseniz burası biraz geniş. Çünkü Go programlama dili sistem taraflı bir dil olsa da altyapı olarak kendi standart kütüphanesi içerisinde bir de net package'ı sunarak web tarafında çok ciddi bir destek sağlıyor. Ve ciddi tartışmalara da sebep oluyor aslında bu. Mesela birçok gelişmiş, gerçekten gelişmiş ve performanslı ve
bir uygulamayı çok hızlı geliştirebilmenizi sağlayacak Go Web Framework'leri var. Tamamen web'e odaklanmış framework'ler. MVC paternli ya da farklı yöntemlerle çalışan. Ama bunların hepsi temel anlamda net HTTP package'ini kullanırlar. Aynı şekilde diğer package'leri de kullanırlar. Bu nedenle ciddi tartışmalar olur Go Web dünyasında diyelim. Biz framework kullanmalı mıyız gibi. Çünkü standart library'nin temelini oluşturan, düzeltiyorum, diğer framework'lerin temelini oluşturan bir elimizde standart library var. Ben bununla hiçbir harici framework kullanmadan çok gelişmiş web projeleri geliştirebilirim. O zaman başka bir şeye ihtiyacım var mı sorusu. Bir de tabii üst katmanlara gittikçe, yani farklı framework'ler oluştukça performans olarak da tabii zafiyetler oluşmaya başlıyor. Çünkü aralara farklı katmanlar giriyor. O kodu yazan, framework yazan kişinin kaliteli yazıp yazmadığı gibi konular da giriyor vesaire. O yüzden profesyoneller, tabii ki bu göreceli, kimi zaman standart library'nin .NET, düzeltiyorum, standart library içerisindeki net HTTP'yi kullanarak bir web uygulaması geliştirmek ya da bazı zamanlarda da, ki bunu tercih eden çok kaliteli Go geliştiricileri de mevcut, bir şeyi hızlı geliştirebilmek istiyorsan, bazı angarya işleri yapmak istemiyorsan, o zaman bir framework kullanabilirsin. Bu da ayrı bir tercihtir. Çünkü doğal olarak o frameworklerin yaptığı birçok işi de siz burada kendiniz yapacaksınız. Ve net HTTP her şeyi geliştirme imkanı tanısa da bunların hepsini sizin yazmanız gerekir. Sadece altyapı sağlar, daha önce dediğim gibi. Ama diğer frameworkler yazılmış, hazır. Size birçok kolaylık sağlar. Bu nedenle tercih edilebilir. Onların arasında da farklı performans benchmarklar yapılıyor. Onların arasında kıyaslamalar var performans açısından ve yetenek açısından. Onlarda da hangisini seçeceğinize karar vermeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili de video kurslar yapacağım. Makaleler de yazacağım. Benim kişisel blogumdan takip edebilirsiniz. Bunları kıyaslayacağız zaman içerisinde. Mesela NET'in içerisindeki mail atma işlemleri için kullanılan, mail desteği sağlayan bir package. Aynı benzer şekilde SMTP, URL işlemleri için URL package'i, RPG benzer şekilde. Bunlar modern dünyada gerekli olan şeyler. Auth package'i, bunu da kullandık mesela bir kursumuzun içerisinde. Bunları da inceleyebilirsiniz. Pet package'i kullandık bunu da. Dosya yolu gibi işlemlerde bunlar işimizi ciddi kolaylaştırıyor. Plugin Reflect, Regex, Reflection için Reflect mesela. Runtime işlemleri, bu daha da derin bir konu. Bunu yanlış hatırlamıyorsam son video kursuna attım. Birkaç kurstan oluşuyor bu seri. Sanırım 3 ya da 4 kurs olabilir. Bunu son kursa atmış olabilirim. Bunlar biraz daha pratik gerektirdiği için, hani takip edenler arasında. Derine indikçe sonlara doğru bıraktım. Sort, sıralama işlemleri sağlayan bir yapı. Str, com ve strings, bunlar string işlemleri için kullanılan package'lar. Detaylı inceledik bunları. Çünkü basit gibi görünse de bir uygulama içerisinde en basit işlem bile aslında genelde string üzerinde yapılan işlemlerdir. Ya da integer gibi veri transferleri, veri dönüşümleri gibi yapılan işlemler oluyor. Integer'den string'e, string'den integer'e, float'a gibi. Ya da bir URL var elinizde, şöyle diyelim. Bu URL'i parse etmeniz, parçalamanız gerekiyor. İşte şuradaki ana domain'i almanız lazım. Ya da query kısmını almanız gerekiyor gibi. Basit gibi görünüyor ama bunlar aslında string manipülasyonu dediğimiz işlemleri iyi bilmenizi gerektiren alanlar. Bu nedenle detaylı inceliyoruz bunları ve gerekli de.
Ve diğerleri test işlemleri için testing package'i. Bu çok güzel bir özellik. Dile entegre bir şekilde test mini test library sunuyor Go altyapısı bize. Yani testler için farklı gelişmiş Go araçları ve framework'leri olsa da kullanmak zorunda değilsiniz. Bu testini kullanarak kendiniz yazabilirsiniz. Text de benzer şekilde bize HTML ile benzer bir yapı sunuyor. Bunların detaylarını inceliyoruz. Farklı amaçlarla çok kullanıldığı olur. Mesela bir encoding işleminde bile aslında text package'ini kullanabilirsiniz. Burada encoding işleminde bir tar dosyasının örneğin bir header'ını alırsınız. O header'ın şablonunu oluşturmanız gerekir. Veriyi işleyebilmek için bu şablonu mesela text'in template package'iyle oluşturabilir ve parse edebilirsiniz. Time çok önemli. Unicode, UnSafe. UnSafe gene ileri seviye sonralara bıraktığım bir konu. Time ise çok detaylı. Ben bunu özellikle anlatırım. Veri tabanı operasyonlarında ve programlama teknolojilerinde time işlemleri ve para işlemleri, bunu geçici veriler olarak biz tanımlarız. Geçici verilerle çalışmak. Mesela benim SQL Server ya da şu an hazırladığım PostgreSQL kurslarında falan geçici verilerle çalışmak diye özel bölüm vardır. Ya da benim SQL Server kitabımda. Bunu özellikle anlatmak gerekiyor. Çünkü farklı international dediğimiz bir uygulama yapıyorsanız, bunların saat dilimleri üzerinde çalışma, hangi kullanıcının, işte Türkiye'deki bir kullanıcının Amerika'daki, Rusya'daki ya da İngiltere'deki bir farklı bir client ile farklı bir kullanıcı ile arasındaki bütün işlemler, veri transferleri, her şey aslında yani zaman dilimlerine göre değişecek şekilde yapılıyor. Yapılması gerekiyor. Ya da money, yani para dönüşümleri mesela. Bunlar bu nedenle önemli, çok detaylıdır. Programlamada tek bir package altında gösteriliyor ama bunlar detaylı, çok fazla detayı olan konulardır aslında. Bu şekilde şöyle Awesome Go diye bir GitHub URL var. Web siteleri de var bunun. Bunun içerisinde birçok kategori ve bu kategorilerin içerisinde tonlarca library ve framework var. Mesela tanınmış olan bir database odaklı, veri tabanı odaklı bir ORM'yi göstereyim. Bu GORM, The Fantastic ORM Library for Golang. Dikkat ederseniz bu da bir library. Yani çok gelişmiş olsa da bu bir framework değil. Framework ilk başta dediğim gibi farklı bir altyapı gereksinimidir aslında. Bir katman oluşturmaktır. Burada GORM var mesela. Bununla ilgili çok temel bir şey söyleyeyim. Bununla ilgili ayrı bir veri tabanı işlemleriyle ilgili ayrı bir kurs yapabilirim. Burada da çok fazla farklı library var. Bunların birbiri arasında yetenek farkı olduğu gibi ciddi performans farkları da var. Yani sizin ne istediğiniz önemli. Eğer siz gelişmiş bir ORM istiyorsanız, benim işimi kolaylaştırsın diyorsanız GoRM, Go. Ama siz performans istiyorsanız kullanmanız gereken library farklı. Mesela burada yok benim aklımdaki kullanacağım kütüphaneler. Burada bulunmuyor. Çok ciddi performanslı olanlar var. Onları tercih edebilirsiniz. Onlar da daha düşük, daha az yetenek sağlar ama onu çok ciddi performanslı yapar. GORM ise çok fazla yetenek sunar ama bunu doğal olarak biraz da düşük performanslı yapar. Ya da kimisi der ki sadece PostgreSQL odaklı library mesela. Eğer sadece bunu kullanacaksanız veri tabanı olarak, tamam. Onu en iyi şekilde yapmak için tasarlanmış bir library var, onu kullanın. Ama siz
hem PostgreSQL kullanacaksınız hem de bazı farklı kaynakları Oracle'da, işte siz NoSQL olarak MongoDB kullanacaksınız vesaire gibi bir senaryo varsa o zaman farklı şeyler düşünmeniz gerekiyor. Belki gene bunları farklı odaklanmış library'ler kullanırsınız ama arada bir switcher olması gerekiyor. Bu veri dönüşümlerini yani uygulamanın akışını yönetebilmeniz için gibi farklı konular var. Burayı inceleyebilirsiniz. GoLang-Go'nun yani Go programlama dilinin kaynak koduna buradan erişebilirsiniz GitHub üzerinden. Dokümantasyon sayfası golang.org doc şeklinde. Bu şekilde bir de GoDoc var. Bir tane mesela şu güzel bir şey, güzel bir package. Bunu kullanarak, bu siteyi kullanarak direkt hızlı bir şekilde dokümanlara erişebiliyorsunuz. Örneğin ben bir tane link buldum. GitHub linki, onu yapıştırdım. Sarama. Bunun aslında Kafka Go entegrasyonu package'ı bu. Kafka Microservices tarafında kullanılan veri işleme her neyse. Bunu dokümanlarına direkt GoDoc üzerinden linki şuradaki URL'in sonuna yapıştırarak hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Çok güzel bir site. Ya da benim hazırladığım daha önceki mesela Go ile ilgili hazırlamıştım. Bu makaleleri incelemek isterseniz de blogumu ziyaret edebilirsiniz.